Bilecik'e gideceğiz. Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü sınırları içinde yer alan ormanlık alana maden ocağı kurulması planlanıyor ama köylüler isyanda. Gelin köyümüze sahip çıkalım. Yeşilliği bozmayalım. Ne olur ülkemiz için, ağaçlarımız için, çevremiz için el birliği yapalım. Bunu durduralım. Yalvarıyorum size, herkese. Onlar Bilecik'in Muratdere köyü sakinleri. Ormanımızı mahvetmesinler. Maden istemiyoruz. İsyanları ise nesiller boyunca gölgesinde dinlendikleri, emek verip ekmeklerini kazandıkları ormanların ranta açılmasına. Ben 76 yaşımdayım. Bu zamana kadar analar, babalar, bizler ormanlardan idare olduk, geçindik. Bizden sonrakiler neyle geçinecek? Aslında bu korkuları yeni de değil. Kısa süre önce Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınları köylerine de sıçramış, korkularını perçinlemişti. Şimdi ise Domaniç'i yakıp kül eden o yangının ardından Muratdere'nin bu cennet köşesine maden ocağı yapılacak. Yani o köylünün tarlası, bahçesi yok olacak, suları kirlenecek. Buradan benim köyümün içinden, ortasından köyümün içinden kara suya karışıyor. Cumhurbaşkanına, başbakana, meclis üyelerine sesleniyoruz. Köyümüzü, ormanımızı mahvetmesinler. Maden istemiyoruz. Bütün madenler. İşte günlerdir köylülerin 210 hektar alanda ne varsa yıkıp geçecek, yaklaşık 72 bin ağacı yok edecek maden ocağına karşı bu talepleri meclis gündemine de taşındı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bakana seslendi. Gelin bu madenden vazgeçin dedi. Şu anda Boğaziçi ilçemizin Muratdere köyü sakinleri burada eylem yapıyor. Aç ve açıkta bekliyorlar. İnsanlarımızın bu mağduriyetini gidermek parlamento olarak, yüce meclis olarak bizim görevimizdir. Sizlerden rica ediyorum. Sayın Bakanım, hükümet adına oturuyorsunuz. Bölgemizle ilgili, Bilecik'le ilgili böyle bir sorun var. Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Bu ruhsatın iptal edilmesi konusunda gerekli bakanlığa, gerekli genel müdürlüğe, hükümet adına talimatlarınızı verin. Tüzün 6 gün önce Domaniç'te çıkan yangını da hatırlattı. Maden firmasının o yangından 20 gün sonra harekete geçtiğini söyledi. Bir tarafta 500 hektara yakın yangın var. Bu yangının söndürülmesi çeşitli sebeplerden dolayı geciktiriliyor. Hemen aradan 20 gün sonra da ilgili ruhsat sahibi firma bakır madeni ocağı açmak için girişimlerde bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, 211 hektarlık bir ocak ruhsatı söz konusu. İlgili şirketin yetkilileri, biz bakanlıktan gerekli girişimlerimizi yaptık. Bizim işimiz yukarıdan bağlandı. Siz bize karışamazsınız düşüncesiyle çalışmalarına devam ediyor. Sevgili milletvekilleri, bu ormanlar hepimizin, buralar milli servetimiz ve bölgemizin oksijen deposu. Gelin bu ormanlara kıymayalım. Öte yandan CHP'li Tüzün'ün de meclis gündemine getirdiği maden ocağının yapılması planlanan bölgede endemik, yani sadece o toprakta yetişebilen, başka bir coğrafyada yaşaması olanaksız 15 tür bitki bulunuyor. Üstelik tehlikede olan yalnızca bitkiler de değil. Bölgedeki yaban hayatı da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu ormanda hayvanlar da var. Kuşlar var, ürfi, kavşan, geyik, her şey var. Bunların hepsini mahvedecekler, katledecekler. İstemiyorum.